bir bilene sormalı. Evet. Hazreti Ömer zamanında oruç ayı geldi. Birkaç kişi bir dağın tepesine koştular. Oruç ayının hilalini görüp kutlanmak, onu hayra yormak istiyorlardı. Birisi, "Ey Ömer, işte hilal," dedi. Hazreti Ömer gökyüzüne baktıysa da ayı göremedi. "Bu ay senin hayalinden meydana geldi. Yoksa ben gökleri senden daha iyi görürüm. Tertemiz hilali nasıl olur da göremem? Elini sıvazla, ondan sonra hilale bak," dedi. Adam elini ıslayıp kaşını sıvazlayınca ayı göremedi. "Padişahım, ay yok, görünmez oldu," dedi. Ömer dedi ki, "Evet, kaşının kılığı seni şüphelendirdi. Yaydan sana bir ok attı. Onun yolunu bir eğri kıl kesti. O yüzden ayı gördüm diye davaya kalkıştı. Bir eğri kıl gökyüzüne perde olursa, bütün vücudun eğri olunca halin ne olur? Her cüzünü doğrulara uyup doğrult. Ey doğru yola yolda giden, o eşikten baş çekme. Terazi terazi doğrulttuğu gibi terazinin değerini azaltan da yine terazidir. Doğru olmayanlarla tartılan eksikliğe düşer, aklı şaşar kalır. Yürü, kafirlere karşı şiddetli ol. Ayarın dostluğuna toprak saç. Ayarın başına kılıç kesil. Kendine gel. Tilkilik etme. Aslan ol ki dostlar gayretleri yüzünden senden kesilmesinler. Çünkü dikenler bu güle düşmandır. Ateşe üzerlik tohumu serper gibi kurtların başına ateş serp. Çünkü o kurtlar Yusuf'un düşmanlarıdır. Kendine gel. Şeytan sana babasının canı der. Bu suretle o lakin seni aldatır. Bu kara yüzlü babana da bu şeytanlığı yaptı. Adem'i de mat etti. Bu kuzgun satranç başında çeviktir. Yarı uykulu gözle kuzgunu doğan görme. Çünkü o kadar çok oyunlar bilir ki boğazında bir çöp gibi kala kalır. Onun çöpü boğazlarda durur. O çöp nedir? Mevki ve mal sevdası. Ey kararsız kişi! Mal çöpten ibarettir ama boğazındaysa ab-ı hayatı içirmez. Malini düzenbaz bir düşman çıkacak olsa bir yol keseni başka bir yol kesen dolandırırmış demektir. Bir hırsızcağız bir yılan oynatıcısının yılanını çaldı, aptallığından onu ganimet saymaktaydı. Yılancı yılanın zehirlenmesinden kurtuldu, yılan da hırsızını ağlatıp inleterek öldürdü. Yılancı o ölü adamı görüp tanıdı, onu benim yılanım öldürdü, canından etti, hırsızı bulayım da yılanımı ondan alayım diye dua edip duruyordu. Gönlüm yılanımı bulmayı istiyordu. Allah'a şükür olsun ki o dua kabul edilmedi. Ben duamın kabul edilmeyişini ziyan sandım ama bana faydaymış dedi. Nice dualar vardır ki ziyanın helak olmanın ta kendisidir. Pak tanı onları kereminden kabul etmez. Unutma, nice dualar vardır ki ziyanın helak olmanın ta kendisidir. Rabbim korusun. Aşk olun.